devam edelim. Şimdi sırada neden neyle devam ediyoruz? Bakın editörümüz Ezgi öyle güzel bir bağlantı yapmış ki bu fotoğraftan neye geçeceğiz? Siz AK Partili belediyeleri bu lüksle, bu şatafatla yönetirken biraz önce de söyledim. İnsanlar makarna alamıyor çocuğuna. İnsanlar et alabilmek için çok uzun saatler kuyrukta bekliyorlar. İşte onlardan sadece bir tanesi. Istaka uzmuş, yengeçmiş falan. Ben oğluma balık alamıyorum. Bir makarna pişiremiyorum veya. O kadar kötü bir durumdayım. 4 yaşında oğluma bakmaya çalışıyorum. Hayat mücadelesi gösteriyorum. Ben oğlumun istediklerini alamıyorum. Yapamıyorum. Babasıyla ayrıyız. Hiçbir şekilde onun da maddi bir faydası yok. İnsanların samimiyetine hiçbir şekilde inanmıyorum. Benim insanlığa olan inancım kırıldı. Borçlarım var. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Beni her gün rehberimi gösteriyor. İstediğim arama kaydımı her gün bankadan arıyorlar. Kirada oturuyorum zaten. 2 tane abim ve kardeşim var. Yardım başvurusu yapıyorum. Bana şey diyorlar. Evde 2 tane sigortalı insan var. Ya ne yapayım? Dürüst olmak yerine ben kendimi herhangi bir evde gösterip yalanla dolanla mı yapayım? Çünkü çok var. Maddi durumu, maddi olanağı çok iyi insanlar görüyorum. O kadar çok yardım alıyorlar ki. Gencecik bir kadın ağlıyor işte ya. Yani siz bu şatafat içerisinde bu ülkeye hizmet ederken o insanlar bir paket makarna alamadıkları için utana sıkıla ağlıyorlar. Yani bunu milyonlarca insanın görecek olmasını düşünmüyorlar bile. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Ama bakın sadece bir ilçe belediyesindeki bir daha gel sevgili kameraman arkadaşım bir daha görelim. Zannedersiniz Topkapı Sarayı, zannedersiniz burada Hürrem Sultan Kanuni falan yaşıyor. Sadece bir ilçe belediyesinin nasıl bir lükse sahip olduğunu, ne kadar gösteriş, gereksiz bir gösterişe sahip olduğunu gözler önüne seren bir fotoğraftı bu fotoğraf. Bir yanda makarna alamadığı için ağlayan bir anne, genç bir kadın. Bir tarafta da işte böyle bir fotoğraf. Birbirinden ne kadar kopuk, birbirinden ne kadar uzak.